Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Kıymetli takipçilerimiz, bugün maalesef Çin'den yine sıkıntılı bir haber geldi. Haberi aynen aktarıyorum. Çin'in Yunnan eyaletinde otobüste ölen kişiye yapılan test sonucu, ölen kişide hanta virüsü tespit edildi. Hanta virüs. Bu kişi ölüyor ve diğer otobüsteki 32 kişi karantinaya alınıyor. Hanta virüsü denen hastalık, fare gibi kemirgen hayvanlardan bulaşan bir hastalık olduğu bilinmektedir. Yani daha biz koronayı atlatamadan maalesef hanta denen virüs çıktı. Bakın, Allah'ın orduları bitmez. Bakın, Çin koronayı yenmiş olabilir ama bak, Allah rızıyla hanta denen melanet yine piyasaya çıktı. Ama sebebi ne? Maalesef bu Çin gavurunun önüne gelen her şeyi yemesi sonucu, bunlar biliyorsunuz, fare, kedi, köpek, timsah, yılan, yarasa, böcek, kurt, akrep, çıyan, ne varsa yiyorlar. O hayvanların vücudundaki hastalıklar da normal olarak da onların vücuduna sirayet ediyor. Ve maalesef bugün hanta denen virüs Çin'de peydah oldu. Ve 32 kişi karantinaya aldı. İnşallah Allah'ın izniyle tez zamanda şu pislik, şu virüs de temizlenir, kurtuluruz da memleketimize, dünyaya bulaşmaz diye dua edelim. Bir daha uyuyoruz kardeşler. Bu virüsler Allah'ın izniyle çoğalan şeyler. Allah Celle Celle bize virüslerle helak etmek istediğinden değil, biz kendi günahlarımız sebebiyle, bizim ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle Allah Celle Celaluhu görünür veya görünmez zorlarını bize maalesef musallat ediyor. Biz dua edelim. Allah Celle Celaluhu bu hanta denen virüsü inşallah bir kişiyle bitirir. Ölen bir kişiyle bitirir. Yoksa bu da çoğalırsa maalesef bu dünya ikinci bir büyük virüsü kaldıramaz. Yani insanlık şu anda zaten durma noktasına gelmiş neredeyse. Sokaklar bomboş. İnsanlar panik havasında. Bir de ikinci virüsü biliyoruz ki, ya tahmin de edebiliyoruz, insanlar kaldıramaz. Rabbim bizi bu tarz musibetlerden uzak eylesin. Allah Celle Celal korona denen melaneti memleketimizden uzak eylesin. Ümmeti Muhammed'den uzak eylesin. Ne kadar hastalık varsa, ne kadar pislik varsa, ne kadar musibet varsa Allah Celle Celal bizden uzak eylesin. Bakın, yarın Şaban ayının birinci günü. Şaban Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayıdır. Yarından itibaren bol bol salavat getirelim. Bol bol tövbe edelim. Cuma akşamı inşallah sohbetimizde Şaban ayının faziletlerinden bahsedeceğiz. Çok önemli bir sohbet yapacağız. Cuma akşamı hepinizi ekranların başına bekliyorum. Mutlaka ama mutlaka izleyiniz. Facebook sayfamızdan canlı yayın oluyor. YouTube sayfamıza ertesi gün sabah atıyoruz. İnşallah izleyin, izlettirin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.